16 Kasım, 22 Kasım terazi burçları nasılsınız? Umarım her şey yolunda ve keyfinde gidiyordur. Ailenizle alakalı konular gündemde olacak. Ailenizle ilgili ciddi sıkıntılar ve gerginlikler ya da evliyseniz evliliğinizde boşanma ya da gereksiz tartışmalar ailenize yansıyacak olaylar biraz canınızı sıkabilir. Aile konularınız bu hafta yüksek riskte gözüküyor. Lütfen bu konuları dikkate alıp öyle çözmeden evden çıkmayın diyorum. Ve şöyle diyeceğim ve bu eğer gerginlik aynı şekilde iş hayatınıza da yansıyabilir. O yüzden kariyerinizle alakalı güzel başlangıçlar varken evdeki sinirsel temponuzu işe yansıtmayın. Çünkü işte sizi ciddi güzel emeklerinizin karşılığını, enerjinizin verimliliğini o kadar güzel alacaksanız ve muhteşem konumlar, maddi olarak çok daha keyifli bir hafta. Sadece ilişkiniz, sevgiliniz, anneniz, kardeşinizle alakalı sorunları lütfen ve lütfen iş çevrenize yansıtmayın diyorum. Bekarsanız evlilik kararı vereceksiniz. Sevgiliniz yoksa ilişki enerjisine gireceksiniz. Böyle güzel, hani böyle kötü giden, aksi giden şeylerin dışında da sanki Perşembeden sonra ilişkiler, evliyseniz evliliğinizde verimlilik, bekarsanız ilişki oturtma dediğimiz noktalar yaşayacaksınız. Hatta çocukla ilgili planları olan bazı terazi burçlarının bu net kararı verip artık planlama yoluna gireceğiz. Özellikle karı koca aileleri arasında gerginlikler olan ve küs olduğunuz kayınpederiniz, kaynananız, görümceniz, eltiniz varsa bunlarda da aramızda bir sıcaklık ve diyaloglarda bir toparlanma evresi olacak. Bu da size mutlu kılacağını söyleyebilirim. Bir mal satma kararınız var ama kıymetli gözüküyor. Ben olsam biraz daha bekler. Bir yerde uydurup bir yeriniz var. Onu satmanızı uygun görürüm. Burası kıymetli ve güzel bir nokta. Daha sonra satmaya karar verebilirsiniz. Kendi eninizle alakalı uzun süredir çok inandığınız bir dostunuz ya da inandığınız bir insanla ortaklı bir iş yapıp onun hatalarından dolayı sanki böyle hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz ama siz o işe devam edin. O iş size çok güzel kazançlar ve marka sahibi yapacak. Sadece ortak değişimine ihtiyacınız olabilir. Yani ortağı değiştirirsek, yani sizin için yeni bir ortak oluşursa işinizde hiçbir sorun görmüyorum. Lütfen işinizi en iyi şekilde devam ettirin. Belki bu hiç olmadık kadar güzel başarılar sağlayacak diye söylüyorum. Kendi kariyerinizle alakalı dil eğitimi, sanatsal eğitimler almak isteyen bazı terazilerde bu güzel oluşumlar sağlanacak. Hem haritanız da kontrolde. Özellikle annenizin, anne ya da kadınlarımızın kemiklerle alakalı hassas noktası var. Yani kemik erimesi, kemik kayması, diş sıvıları ile alakalı sıkıntılar yaşayabiliriz. Bunları ihmal etmeyin diyorum. Bir de sizin anne soyunuzun bazı miras ya da özellikle babaanne ya da anneanne soyunuza ait bazı miras konuları ile ilgili de duyduklarınız gerçek. Bunu araştırırsanız haklarınızın çok değerli olduğunu göreceksiniz. Hani satmanız gereken yere bile gerek kalmayacak. Lütfen bu evrede. Özellikle devlette çalışan bazı terazi burçlarına şey demişim. Sizinle ilgili mobbing uygulama, iftiralara karşı karşıya kalabilirsiniz. Sizden ricam, bu ara hep böyle geç gitme kafanız var ya, özellikle büyük ve devlette çalışan bazı teraze, lütfen saat 7'de kapının önünde olun, yoksa işinizden çıkartılma gibi bir durumunuz var. İftiraya uğrayabilir ve canınız sıkılabilir diyorum. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinleyin değerli terazi burçları. Instagram sayfalarım astrolojiden ne haber? Akkaya Official sayfamı da takip etmek isterseniz bir kontrol edin. Kafanıza yatarsa takip edin. Yoksa etmeyin, önemi yok.